Gece başladı. Sabah etkisini artırdı. Gün boyunca da sürdü. Sağanak Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de etkili oldu. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bazı cadde ve sokaklarla iş yerlerini su bastı. Ekipler iş makinesi ve vidanjörlerle suyu tahliye etmeye çalıştı. Metrekareye 64 kilogram yağış düştü. Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde Alandere, Yayla ve Hızar mahallelerinde dere taşkınları meydana geldi. Bazı evler su altında kaldı. Yollar, mezarlık ve bazı tarım arazilerinde yoğun su birikintileri oluştu. Sağanaktan olumsuz etkilenen bölgelerde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Düzce'de kuvvetli yağışın ardından caddeler suyla doldu. Sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Akçakoca ilçesinde denizin rengi değişti. Yağmurun sürüklediği çamurlu suyla kahverengiye boyandı. Zonguldak'ta yollar göle döndü. Bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazıları da arızalandı. Mazgallar tıkandı. Belediye ekiplerince temizlenerek suyun tahliye edilmesi sağlandı. Ardından da yollar ulaşıma açıldı. Kozlu ilçesinde ise sahil yolunun Sevgi Evleri mevkinde ulaşım bir süre sağlanamadı. Bartın-Karabük yolu Safranbolu kavşağı mevkinde ana yol su birikintisinden ulaşıma kapandı. Araçlar farklı yollara yönlendirildi. Suyun tahliyesi için ekipler yoğun çaba harcadı. Kentin birçok noktasında yollarda biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.